Evet efendim havaların ısınmasıyla kene vakaları artmaya başladı. Belirli bölgelerde kene ısırması sonucu ölümle sonuçlanan vakalar var. Bakan Koca da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili vatandaşları uyardı. Şimdi kene ısırmasına karşı neler yapılmalı, nasıl önlem alınmalı uzmanına soralım istedik. Öncelikle hocamıza Doçent Doktor Ömer Orkun Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi bir hoş geldiniz diyelim hocam. Bizi duyabiliyor musunuz? duyuyorum günaydın oyum. Günaydın günaydın İyi pazarlar diyoruz hocam size ve hemen sormak istiyorum. Kene ısırması ne demek? Öncelikle bununla başlayalım. Kene nasıl tutunuyor vücuda? Evet, kene tutunması tabii keneler zorunlu kanemici artropod dediğimiz eklem bacaklı canlılar. Bunlar hayatlarını idame ettirmesi için bir omurgalı konak bulması lazım. Yani insan hayvan bulması lazım. Ve bunları farklı stratejilerle e, tespit edip e, uygun konağı bulduktan sonra e, bir şekilde ağız organeli dediğimiz yapısını vücut içerisine sokarak kan emmeye başlayan bir e, canlı. Hı -hı. Tabii e, bu kan emme sırasında e, insan ve hayvanlara bir takım zararlar verebiliyor doğrudan veyahut da dolaylı. Ve Bunun karşısında da hastalık tablosu ortaya çıkıyor ve Global anlamda baktığımızda ise dünyada en önemli iki hastalık vektöründen bir tanesi birisi keneler birisi sivrisinekler. Şimdi Kırım Kongo kanamalı hastalığı ve zaman zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Kene vücutta nasıl bir reaksiyona neden olacak bir iz bırakıyor ki insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacak bir durum oluşuyor hocam? Evet Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü aslında kenelerin yüzlerce naklettiği o mikroorganizmalardan bir tanesi. Hı hı. E, ve şu an ülkemizde 2000 yılın başından e, başlayıp e, günümüze kadar devam eden biz dünyanın en büyük e, Kırım-Kongo kanamalı ateşi e, salgını dediğimiz salgın şu an Türkiye'de halen e, en üst noktada devam ediyor. Evet. E, ve bu virüs tabii çok enteresandır mesela ekolojisi içerisinde çiftlik hayvanlarına, yabani hayvanlarda herhangi bir sağlık problemi ne sebep vermiyor. Ancak insanlarda da ciddi sonuçlara sebep verebiliyor. Bunlardan şöyle baktığımızda ise tabii Türkiye'de bir ana vektörü var bu virüsün. Hyaloma Mardinatum dediğimiz ve aktif olarak tüm Türkiye'de yayılım gösterebilen bir kene. Ama tabii yoğunlukları belli bölgelerde değişiyor. Hı hı. Orta evet. Anadolu sanki öyle değil mi hocam? Orta Anadolu'dan daha çok e, Kırım-Kongo kanamalı e, ateşi e, vakası aktarıyoruz. Yanılıyor muyum? Yok aslında haklısınız. Orta Anadolu. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Anadolu Yarımadası'nı şöyle düşünürsek hı hı. E, Karadeniz ile e, yani biz şöyle fito coğrafyanın değiştiği alan deriz şöyle düşünebilirsiniz İç Anadolu ile Karadeniz'in kesişim noktası bizim hastalığı en çok gördüğümüz yer hmm. yani Kuzey Doğu Anadolu'da da odaklar var ama mesela Orta Anadolu'da da ciddi odaklar var ee, bazı zamanlarda hatta e, Ege'de biz Aydın bölgesinde de belli süre salgının fazlalaştığını gördük hmm. e, hatta Yapılan çalışmalarda kenelerde viral yükün göreceli olarak önemli derece yüksek olduğu Trakya'da bile gördük. Ama şu an Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşi tüm Türkiye'deki illerde var. Hmm. Ancak Aynen. işte yoğunlaştığı bölgeler sizin de zikrettiğiniz gibi en çok İç Anadolu, Orta Anadolu, Orta Anadolu'nun Karadeniz kesişim noktası, Kuzey Doğu Anadolu'nun batısı özellikle Erzurum, civarı. Bu bölgelerde biz virüs prevalansı dediğimiz daha yoğun görüyoruz. Hı hı. Ve dolayısıyla insan vakalarında yıl içerisinde daha çok sayıda görüyoruz. Şimdi e Hayvan severler ya da hayvan besleyenler de bilirler. Normalde kene bir hayvana zuhur ettiğinde kafasını deriden içeriye sokar. Kafası içeride olur, vücudu dışarıda olur ve hani cımbızla ya da farklı şekillerde tutar çekersiniz. Zaman zaman Kafası içeride kalır e, hayvanın. Anladığım kadarıyla insanlarda da problem yaratan bu çünkü geçtiğimiz yıllarda da bu konuyla ilgili uyarılarımızda e, bulunduğumuzda aman kendiniz keneyi çekmeyin, bir hastaneye giderek e, müdahalede bulundurun e, demiştik. Şimdi bu mudur e, bir kene ısırığında insanı kurtaracak durum hocam? Nasıl kurtulacağız bu hastalıktan? Evet, aslında bu tabii çok şu an yani son 4-5 yıldır mücadele ettiğimiz bir konu bilimsel dayanaklarla. Aslında kene çıkartmanın size özellikle Kırım Kongu kanamalı Ateş Hastalığı'nın oluşmasıyla çok bir bağlantısı yok. Hmm. Yani çıkarma yöntemleri değişebilir. Aslında çıkarmak çok profesyonellik gerektiren bir şey de değil. Siz bahsettiğiniz gibi işte... Ee, çok güzel söylediniz. Kenenin sadece ağzındaki biz e, başlık dediğimiz yapı e, vücuda giriyor. Geri kalan hepsi dışarıda. Evet. Aslında siz bunu bir cımbızla çok kolaylıkla yani birçok seferde de tek seferde tek parça halinde çıkarmanız mümkün. Hı hı. Hı hı. Ola ki tek parça çıkaramadığınızda yine sizin bahsettiğiniz gibi ağız organel dediğimiz yapı içeride kalabilir. Ancak hastalık nakledici yapılara baktığımızda o ağız organelinde öyle bir organel, organ yok. O yüzden onun içeride kalması da çok önemli değil. Size bir yabancı cisim reaksiyonu oluşturur. Hmm. Ve vücut onu olan... zaten kendisi yabancı cisim diye dışarı atar. Peki o zaman Kırım Kongo kenemi, kanamalı, kanamalı ateşli hastalığından nasıl kurtulacağız? Şimdi bu hastalığın şu an günümüzde etkili bir aşısı yok. %100 etkili bir ilacı da yok. O yüzden elimizdeki en büyük avantajlı bir şekilde kullanacağımız şey kene korunması. Keneden korunmak. Hmm. Kene tutunduktan sonra yapılacak en etkili yöntem keneyi bir an önce çıkarmaktır. Hmm. Şimdi kene tutununca bir takım fizyolojik ve biyolojik olaylar başlıyor ve bunlar. ...özellikle kene ve patojenin evrimsel açısından, evrimsel süreçten kazanımlarıyla değişmekle birlikte... ...bir hastalık etkenini nakletme dinamiği dediğimiz bir süreye ihtiyacı var. Hı. Bu tabii patojenlere göre değişiyor. Özellikle Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı açısından düşünürsek... ...bu virüsle kene arasındaki bağlantılar dolayısıyla... Yaklaşık olarak biz ilk 12 saati hatta ilk 10 saati önemsiyoruz ama 24 saate kadar da ulaşabildiğini biliyoruz. O yüzden siz mesela kene size tutundu etkili bir sürede keneden kurtuldunuz yani siz keneyi çıkardınız hı. ve aranızdaki bağlantıyı kestiniz hı hı. ve bu aranızdaki bağlantıyı kestiniz ama kene enfekteydi ancak size henüz daha virüsü nakledebilecek süreye ulaşamadı. Hı hı. Ve siz kolaylıkla bundan kurtulabilirsiniz. Kurtulamazsak. Yani, Kurtulamazsanız ne oluyor? Vücutta nasıl reaksiyonlar evet, gösteriyor hocam? Kurtulamazsanız şöyle kene enfekte size uygun sürede de virüs yeterli virüs yükünü verdi ve enfeksiyon başlıyor. Genelde ilk 3 gün içerisinde biz Türkiye'de inkübasyon süresi dediğimiz hastalığın bir inkübasyon periyodu var. Bu süre belirtisizdir ama bazı hastalarda bu 10-12 güne kadar uzuyor. Ondan sonra yüksek ateş, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı veyahut da bir takım vücut reaksiyonları gibi miyalji gibi dediğimiz vücudunda bir takım klinik belirtiler ortaya çıkıyor hastanın. Ve bu hastanın klinik belirtilerin başlamasından itibaren tabii ki bunun insanlar tarafından tabii bilinen en son aşaması olduğu için en kötü aşaması hemorajik aşama dediğimiz hastada kanamaların başladığı ve eğer sonuçlanacaksa fatalite dediğimiz ölümle sonuçlanmaz. Ancak şunu belirtmek isterim ki Türkiye'deki ölüm oranı yani bizim fatalite oranımız şu an e, tabii bu enfeksiyon hastalıkları uzmanı uzmanlarının bu süre içerisindeki tecrübeleri de bunda çok ciddi etki etti. %5. Yani her hastalanan e, Türkiye'deki her hastalanan insanlardaki ölüm oranı 100 kişiden 5 kişi. E çok ciddi bir rakam hocam. Evet ama bu dünyada şöyle 100 kişiden 5 kişi bizim için e, düşük bir rakam. Çünkü dünyadaki Öyle mi? diğer fatalitelere kıyaslarsak mesela %30 hatta bazı bölgelerde %80'e ulaşabiliyor. Oo. Peki yüzde %30 seksene ulaşan ülkeler e, nereler ya da bölgeler Afrika mı Asya mı? Evet Afrika var Afrika Orta Asya hatta Rusya'da bazı veriler var ancak şöyle tabii bu verilerin bazıları yüzde seksene ulaşan verilerin bazıları buradaki tedavi yetersizlikleri özellikle çok hmm. önemli hmm. ve geçmiş raporlar da var burada hmm. aslında dünya Kongo kanamalı ateşiyle en güncel olarak ve en uzun süre mücadele eden Türkiye yani ülke Türkiye ve Türkiye de e bu konuda biraz ciddi bir tecrübe kazandı. Hani destek tedavisiyle hastaları daha yaşatma. Bir de tabii immün faktör de var. 20 küsür yıldır aktif bu patojen. Sonuçta biz şu an Türkiye'de ayakta atlatan hastalar da biliyoruz. Hı, hı. Ya inşallah ya umuyoruz ki hiçbir ölümlü vaka aktarmayalım fakat maalesef fiyaz ayları geldiğinde özellikle sizin de dediğiniz gibi son 4-5 senede üzüntülü Sonuçlar aktardık, istemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. E, dediniz ki az önce net bir tedavisi yok ama muhakkak bir tedavi uygulanıyor şimdi ateş çıktığı için vesaire düşünüyorum bir antibiyotik tedavisi mi, penisilin tedavisi mi uygulanır? Ne yapılır Kırım-Kongo e, kanamalı ateşli hastalığında? Tabii e, o konu e, yani enfeksiyöz hastalıkların enfeksiyon hastalıkları uzmanlığın konusu. O yüzden çok detaylı e, bilgi veremeyeceğim. Ancak destek tedavi dediğimiz bir tedavi hmm. sistemi uygulanıyor hmm. şu an Türkiye'de. Tabii bir takım antiviraller de destekleniyor ve hastanın o anki klinik durumu e, desteklenerek e, vücut fonksiyonları normale geçirilmesini sağlanıyor ve aslında burada çok önemli olaraktan işi götüren immün sistem de var. Yani Hı -hı. hastanın bağışıklığı çok önemli Hı -hı. bu konuda, bağışıklık sistemi önemli. Mesela çocuklar çok kolay atlatıyor mesela bu hastalığı. Hı -hı. Enteresandır ama mesela fatalde yaşlarda daha çok gözüküyor. Ee, bu tip e, belirtiler var ama tabii dediğim gibi bu e, daha çok klinik e, enfeksiyoncuların e, işi. Hı hı, Yalnız ha. bizim e, işte bu tedavi protokollerinin çok sınırlı olması, kene mücadelesi ve keneden korunmak e, bizim elimizdeki en büyük silah. Evet. Çünkü biz bu aradaki bağlantıyı koparırsak ve bunları da e, özellikle risk grupları yani meslek risk grupları e, bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'de Kırım kongo Karamal Ateşi hastalarını biz en çok e, belirli grup insanlarda görüyoruz. İşte tarım işçileri özellikle. Evet onların dikkatli olması gerekiyor uğraşır. diyorsunuz. Evet. Peki çok Dün teşekkür biz ediyorum on. hocam. Evet. Rica Bizimle Rica birlikte olduğunuz için iyi, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Tekrar teşekkürler tüm uyarılarınız Rica ve bilgileriniz için.